Gençler Birliği Genel Menajeri Cem Onuk bizlerle hazırmış kendisi de. O zaman bağlanalım kendisine. İyi akşamlar diliyorum ilk önce. Yayınımıza hoş İyi geldiniz. akşamlar. Hoş bulduk. Hocam kilo Teşekkür vermişsin sen. ederim. Görüşemiyorduk ya. Ankara'ya geldiğinden beri yüz yüze görüşemedik. Telefonda sürekli görüşüyorduk ama seni görmek çok güzel tekrar ekranlarda hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Valla bizim yüzümüz gülüyor. Seninki de gülüyor hocam. Şu üç başlık seri, daha doğrusu bir Gençler Birliği'ne giriş hikayenden bir başlasak hocam. Tekrar giriş hikayenine başlasak. Ondan öncesini tandemi serisinde detaylı bir şekilde verdik. Herkes de izledi ve senin özel bir futbol insanı olduğunu zaten anlamıştı. Ama bir geldin, herkes bir sihirli dokunuş bekliyordu. Bir hafta sonra Mehmet Altıparmağı getirdin. Olmadı, fazla uzatmadan hemen gönderip Özcan Bizzati ve ekibini getirdin. Şu süreci bir anlatır mısın hocam? Ne oldu? Nasıl başladı Gençler Birliği hikayesi tekrar? Valla Murat Bey aradı beni. Gel dedi, ben de geldim. Ama kötü bir Çok fazla zamanda dedi uzatmayayım. sanki. Kötü bir zamanda Yok dedi. ya. Çünkü transferler yapılmış, şey bitmiş. Valla hiçbir şey önemli değil. Sonu güzel bitsin. O zaman güzel bir şey yapılmış olur. Erken gelse, sonu kötü bitse, o zaman kötü bir şey yapılmış olurdu. İnşallah sonu güzel biter ve Gençler Birliği de hak ettiği ligde yerini almaya devam eder. Şimdi görevdesin hocam. Ben çok fazla derinlemesine soruları ister istemez sana soruyorum ama benzer düşündüğümüz birçok konu olduğunun farkındayım. Yani işte bu kadronun doğru kurulmamış olması, devre arası transferlerinin tam ihtiyacı uygun olarak yapılmamış olması, tercihlerin yanlış yapılmış olması, her şeyden ötesinde Cem Onuk'un bıraktığı Gençler Birliği ruhunun da aslında tekrar geldiğinde bulamamış olması gibi bir manzara var hocam. Yani Vallahi şimdi bir şey söyleyeyim. Geçmişi yargılarsanız geleceğe bakamazsınız. Biz geçmişi bıraktık. Geldiğimiz günden itibaren biz bir son verdik o gün ve bir başlangıç yaptık. Mehmet Hoca ile başladık yola. Önce Mustafa Kaplan vardı. Benim ilk geldiğim gün kötü bir sonuç oldu. Kendisi bıraktı kulübü. Neticesinde bir hoca getirmek lazımdı. Ben de başkanımızla konuşarak Mehmet Altıparmağı getirdik. Gerçekten toparlanma süreci oldu. Hocanın da şanssızlığı oldu. Çok sakatlık var, eksiklerin olduğu bir ortamda şanssız maçlar kaybettik. Onun için Mehmet Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Bu süreçte şu ana geldiysek onun da katkıları var. Bunu yadsımak nankörlük olur. Özcan Hoca benim her zaman takdir ettiğim bir futbol adamıdır. Biz de böyle insanlara şans veririz. Gençler Birliği hep böyle oldu zamanından beri. Hem futbolcu hem teknik adamlara şans verdi. Özcan Hoca bu şansı biraz geç aldı ama inşallah geldiği gün şunu söyledim. Kahramanlar zor zamanlarda çıkar ortaya. Gel seninle bir kahramanlık hikayesi yazalım. Ve inşallah bu üç maçta bir her şey bitmiş değil. Bir başlangıç. Biz şu anda lig sıralamasında 19. sıradayız. Hiç iç açıcı bir durum değil. 9 puan aldık ama bir basamak yukarı çıktık. Onun için daha yapacak çok işimiz var. Hocam şimdi bir basamak yukarıya çıktık ama ben liste çıkarsalar 3 puan yazmayacağım 2 tane maç vardı. Biri Fenerbahçe deplasmanı, bir tanesi Alanya deplasmanı. Şimdi bunları kazandığın zaman ister istemez umutlanıyorsun, mutlu oluyorsun. Gençler Birliği adına mutlu oluyorsun. Ya bu 9 puanı silsek şu anda biz aslında bakarsak gelecek senenin planlarını yapıyorduk. Yönetimsel konuları şey yapıyorduk, tartışıyorduk. Ama keşkelerle iş olmuyor. Şimdi biz de bir Antep maçı oynadık. Beraberliğe üzüleceğimiz maç 3-4-0 bitecek maçı mağlup olduk. Evet. Yani bir Başakşehir maçı Başakşehir son dakika maçı yedik.
Evet. Malatya maçı oyuncu atılıyor. Arkasından bizim oyuncumuz atılıyor. Yani iki tane 10 kişilik maçı kazanamadık biz. Dolayısıyla orada da bizim aleyhimize gelişen bir takım olaylar vardı. Yani biz de o maçlardan 3 puan umut ediyorduk. Ama olmadı. Şimdi önümüzde 10 tane maç var. Bunun en az 4-5 tanesini kazanmak zorundayız. Onun için ya da 12-13 puan, 14 puan kurtarır mı bilmiyoruz. Biz alacağımız maksimum puanı alıp diğer takımların alacağı puanı da bakacağız. Belki dördüncü takım 45 puan bile yetmeyebilir. Belli olmaz. Vallahi bunun nereye gideceği belli değil hocam. Reji biraz daha Cem Hoca'nın sesini arttırabilirse, onu becerebilirse güzel olur. Bizim A kanalı değil, Cem Hoca'nın sesini yükseltebilirse. Hocam şimdi 3 günde bir maç serisi var. Sakat oyuncular vardı. Seninle de konuştuğumuz zaman ben Stanku'nun bu takım açısından ne kadar önemli olduğundan bahsediyordum. Stanku devreye girse çok önemli bir sorunu aşacağımızı düşünüyordum. Stanku artık devreye girdi mi? Yani bu maç gördü ki Stanku'nun varlığı bize işte 3 puanı getirebiliyor. Beşiktaş maçında atmıştı galiba yine golünü. Yine 3 puan getirmişti. Artık sezon sonuna kadar görebileceğimiz bir Stanku var mı sizce hocam? İnşallah. Allah bir sakatlık bela vermesin. Çünkü çocuklar gerçekten çok iyi çalışıyor. Çok özverirler. Bugün Halil İbrahim'i gördüm. İşte arka delesinde problemi var. Tedavi oluyor. Hocam ben oynayacağım diyor. Yani Matias'ı görseniz ayakları mosmor, iğneyle oynuyor 2 haftadır. Yani gerçekten çok özveriyle oynuyorlar. Onun için bizi umutlandıran bu. Ben son zamanlarda çok bu durumlarda düşen bir takımın menajerliğini yapmadım ama oldu bazı böyle 2008, durumlar. 2008-2009 bir yaşadık işte hocam. Yani evet yaşanıyor bu. Her takım yaşıyor bunları. Evet. Ama siz soyunma odasındaki o coşkuyu, hep birlikteki coşkuyu bu takım küme düşmez. Yani ben ona inanıyorum artık. Çünkü bu takım o dönüşü yaptı bize. İnşallah devam edeceğiz yani. Gerçekten teknik ekip sabahlara kadar çalışıyor. İnanın bu sabah gece 1'de gittik eve. Sabah 7.30'da ben geldim kulübe. Özcan Hoca odasındaydı. Yani hiç bütün hocalar evine gitmemiş. Herkes tesiste kalmış. Yani Sandro ile Stanku'yu oynatmanın planlarını yapıyoruz. Öyle olur mu, böyle olur mu, nasıl yaparız? Bir beyin fırtınası oluşturuyoruz her zaman ve gerçekten mükemmel bir ekip çalışması var. Dolayısıyla iyi sonuçların gelmesi de kaçınılmaz. Çocuklarda geri dönüşüm var. Evet. Yani inanılmaz. Ya ben zaten onu sormak istiyordum. Şimdi Stanku başı ağrısa oynamayan bir futbolcuydu. Şimdi bir daha o şeyleri yaşamayız değil mi? İnşallah yani. Yaşamayız. CEO da gelecek. CEO da çok iyi çalışıyor. Onun atlattığı badire öyle azımsanacak bir badire değil. Onun yaptığı psikolojik yıkıntı da var çocukta. Olur olmaz haberler yayıldı. Şöyleydi, böyleydi. Ama biz önce futbolcumuzun sağlığı, yoksa biz antrenmana çıkartırdık onu. Evet. Ama önce futbolcunun sağlığı önemli. Dolayısıyla şu anda da çok istekli, arzulu. Mesela bu hafta kadroyu alabilirdik. Tam hazır değilim, beni almayın dedi. Ben çalışayım burada 2 gün. Biz orada 2 gün kaldık. O da 2 gün burada aslan gibi çalıştı. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? O da gelecek tabii. Buyurun. Hocam şimdi özellikle bu son maçı, Alanya maçını, Alanya'da çok hareketli futbol oynadığı için bir şey gözlemledim. Çok net gözlemledim. 3 haftalık bir sürede yüklenemeyecek kadar bir kondisyon, bir hareket, bir yoğunluk, bir çaba var. Ve müthiş bir mücadele, müthiş bir baskı kuruldu Alanya Spor'a. Bunun 3 haftalık sürede lig devam ederken kondisyon yüklemekle bir alakası olamaz. Bunun
daha çok mental bağlantıları olabilir. Oyuncuları bu mücadeleye, bu hırsa ulaştıran mental yaklaşımınız neydi hocam? Valla önce güven ve sevgiyi aşıladık. Yani bu başarı öyle birdenbire gelen bir şey değil. Biraz biraz gelir. Artar, 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 sonucunda da arzu ettiğiniz noktaya gelir. Tabii ki bu süreç Mehmet Hoca'yla başladı. Yani kampa gittik, bir haftalık bir kampımız oldu. Orada iyi çalıştık. Ondan sonra döndük, antrenmanlar devam etti. Sonuçlar kötü olunca kaçınılmaz bir gerçek. Maalesef teknik adamların kaderi bu. Ondan sonra gelen kondisyon yükleyemezsiniz ki. Evet. Ama ben spor akademisine ilk girdiğim zaman Birus Hoca geldi, bir video seyrettirdi. Zorda kalan bir annenin çocuğu böyle büyükçe bir o Chevrolet minibüsün altında kalıyor. Tek eliyle minibüsü kaldırıyor, çocuğu altından alıyor. Yani insanın içindeki o açığa çıkmamış kuvvetli. Biz onları açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Bu da sevgi ve güvenle oluyor, arkadaşlıkla oluyor. Yani bu duygu çok önemli. Eğer bunu verirseniz o da size fazlasını verecek. İnanın şöyle bir şey yapıyor Özcan Hoca. Mesela oyuncu çıkarmak için çıkarmıyor. Yorulan varsa diyor bize söylesin diyor. Ve çocuklar gerçekten bunu aşıladık takıma. Yani evet. Oyuncu diyor ki ben çıkmak istiyorum diyor. Mesela onu çıkartıyoruz oyundan. Çünkü biliyoruz ki %100'ünü veriyor o adam sahaya. Onun için hocayla da böyle bir güven aşılandı takım. Ekip, yani gerçekten ekip çok çok önemli. Hocam ekip bütün demişken arkadaşlarımız... Hocam ekip evet. Demişken o zaman izleyicilerimiz merak ediyor. Tamam Özcan bizatihi geldi ama yanında Ümit Hoca ve Recep Hoca'yı da getirdi. Haliyle kulüpteki havanın birazcık da sağlanmasına etki olan 3 isim olabilir mi? Mutlaka. Recep Karatepe, Ümit Bozkurt, Serkan Atak ve Sümer Alvurdu. Bu iki arkadaş bizim altyapımızdaydı. Evet. Bunlar mesela Serkan'ın çok önemli bir görevi var. Ümit'in farklı bir görevi var. Recep'in farklı bir görevi var. Sümer'in farklı bir görevi var. Ben Özcan Hoca Sümer'i almamıştık daha önce. Herkes bana işte teknik ekipte şu olsun bu olsun. Ben dedim ki Özcan Hoca'ya ihtiyacın neyse onu alacağız. Bizde varsa bizden tamamlayacağız. Yoksa dışarıdan alacağız. Bizim de kulübümüzde çok şükür ki öyle insanlar vardır her zaman. Sümer Hoca'yı aldık ve şu anda o da ekibin bir parçası. O da aslan gibi çalışıyor. Yani biz dışarıdan çok insan almadık. Bir Recep Hoca kulübün dışındaki bir insandır. Ama onun da yıllarca Ersun Hoca'nın yanında 12 yılı yakın birincilik deneyimi olan, milli takımlarda şampiyonluk yaşamış bir arkadaşımız. Hocam şimdi Özcan Hoca tercihi aslında çok riskli bir tercihti. Niye riskliydi? İşte takımın maddi olarak sıkıntı yaşadığı bir dönem. Siz evet Gençler Birliği çok zamanı yaşadınız ama böyle bir yokluk zamanını aslında siz de yaşamamıştınız. Hep Gençler Birliği cimriydi ama ödemelerini düzenli yapabilen, kasasında para olabilen bir kulüptü. Siz başladığınızdan beri neredeyse hep böyleydi. Bunda da sizin o kasadaki parada sizin de çok ciddi katkınız vardı. Tarıklarla, konalarla, kuşelerle, moşelerle, o futbolcuların satılmasıyla. Şimdi Özcan Hoca geldiği zaman algı şöyleydi ki Gençler Birliği küme düşmeyi aslında cebe koydu. Umudunu kaybetti. Kariyerli bir hocaya da para vermek istemiyor. Onun için ekonomik bir tercih yaptı diye düşünüldü. Bu ilk başta böyle olmadığını size konuştuğumuz zaman söylemiştik. Ama ben bunu sizden de duymak isterim aslında hocam. Özcan Hoca tercihindeki neden neydi? Ekibin seçilmesi, bu kurgu ya da şey diyebilir miyiz? Cem Hoca aslında tamamen olaya el koyuyor. Kendisini çok uyumlu çalışabileceği, kendisinin de aslında dokunabileceği bir teknik ekip kurmak istedi. Bunu nasıl değerlendirebiliriz hocam? Hayır, öyle bir şey değil.
Yani ben yöneteceğim, onlara ben sadece ben ekip çalışmasını seven bir insanım. Ben hep ortak akıl üreten, bilgiye dayalı, tecrübeyle onu pekiştiren bir görev anlayışım var. Onun için Özcan Hoca dediğiniz zaman futbol emekçisi, her antrenörün yanından ayırmadığı bir insan. Şimdi Nobre geliyor buraya, ne bileyim Şenolcan Karagümrük'te çalışıyor. Efendime Tamer Tuna gitti, Göztepe'de başladı. Benim aklımda iki insan vardı. Birisi Şeref Çiçek. Zamanı değildi onun da. Evet. Yani benim aklımda ezelden beri bu ikisi var. Her zaman. Ama bu bazen zor zamanlar kolay karar almayı gerektirir. Belki ben sezon Mehmet Hoca yerine Özcan Hoca'yı getirsem herkes tepki verecekti bana. Olmaz diyecekti. Çünkü alternatif o kadar çoktu ki. Çünkü hemen karşınıza bir şey çıkıyor. O ligde çalışmamış. Birinci adam çalışmamış. Erol Bulut Malatya'ya giderken birinci adam olarak çalışmış mıydı? Yok, hayır. Ya biz de Nobre ile başladık işte. Nobre'nin de yoktu sezon başında. Çağdaş Atan birinci adam olarak çalışmış mıydı? Çalışmamıştı. Evet hocam. Onun için bilgisine, tecrübesine inandığınız insanın hiçbir şeyine bakmadan gözünüz kapalı getirirsiniz. Bir kere çok çalışkan bir ekip var bizim. Gençler Birliği'ne inşallah uzun yıllar hizmet ederler. Çok çalışkan bir ekip var, bilgili bir ekip var ve tecrübeli bir ekip var. Yani Özcan Hoca 20 yıldır bu kulüp, bu ligde antrenörlük yapıyor. Recep Hoca 12-13 senedir bu ligde antrenörlük yapıyor. Ümit Bozkurt 3 yıl 4 yıl zannediyorum ligde antrenörlük yaptı. Sonra bir takım kaptanlığını yapmış. Bizim takım olmakta çok önemli bir pay sahibi Ümit'te. Hocam şimdi ben elinizde büyüdüm. 20 seneden fazladır ben sizi tanırım. Çok da severim. Ama bu kulüpte şöyle bir durum vardı ki bu kulübün futbol zekası geri zekalılara emanetti. Gerçekten yok, zeka demek, olmadan. Yok, demek. Ben hayır, belli kısımlarda kötü niyetli bazılarına bu cümleyi kurmaktan hiç çekinmiyorum. Gerçekten öyleydi. Kötü niyetle yönetiliyorlardı. Niyetleri kötüydü. Şimdi Cemo'nun varlığı taraftarda da camiada da bir güven unsuru sağladı. Evet, Cemo'nun geldi. Doğru hamleleri yaptı. İşte bak başarı da geldi. Gençler Birliği bir şeyleri başarmaya başlıyor. Tekrar eski kimliğine inşallah kavuşacak umuduna. Ama bir şeyleri de görüyoruz ki ya bu kulüpte yanlış işler oldu. Bir menajere bütün takımın altyapısındaki futbolcular teslim edildi, şey yapıldı. Cem Hoca bunları çözebilecek mi? Ben nokta nokta bunu polemik olarak sizinle yapmak istemem açıkçası. Siz kulübün çalışanısınız. Ama Cem Hoca önümüzdeki süreçte bu sorunları çözebilecek mi hocam? Şimdi tabii ki futbolcular kendi yetiştirdiğimiz oyuncuların hamisi, babası, onların haklarını savunacak birinci insan kulüptür. Ama oyuncuların şu ya da bu menajeri tercih etmesine de ben şimdiye kadar karışmadım. Bundan sonra da karışmam. Ama kulübün menfaatine zarar gelecek bir şeyler olursa o zaman müdahale ederim. Ama şu anda bu işlere daha girmedik. Yani transfer işi, şu işi, bu işi, bunlar şu anda girip ama geç de kalmayacağız. Ama şu birkaç maçı atlatalım önümüzde. Çocukların kafasını da karıştırmayalım. Onlar da anlaşarak sulhle çözeriz her şeyi biz. Ya hocam kavga sen etmeyiz kimseyle. Karışmam diyorsun da ben bilirim ki kendi altyapısından yetiştirdiği, yıllarca emek verdiği bir çocuk profesyonellik sözleşme imzalandığı zaman yanında menajeriyle gelse Cem Hoca o futbolcuyu yok, oradan gönderir. Yok. Yok, göndermem ama gelmez zaten. Gelmezdi çocuk, gelme. Babalarıyla gelirlerdi.
onlarla konuşurduk ve bunu çözerdik. Ben bir tek menajer olarak Ahmet Çalık o oynamaya başladıktan sonra Ahmet Bulut'la geldi. Ama o da gördü ki kulüp çocuklarının haklarını savunuyor. Onlara bir yanlış yapmıyor. Zaten Gençler Birliği oyuncu satarak yetişecek. Yani Cem Hoca bağlanana evet, kadar geldi. Ben de şeyi söyleyeyim. Yani Cem Hoca hakkında yıllardır süren bir dezenformasyon vardı. Sahipleri de belliydi o dezenformasyonun. Tandemi'deki röportajlarda ben aslında Cem Hoca'ya her şeyi söylemiş ve anlatmıştım. Kendisi de bahsetmişti. O röportajları mutlaka izleyin. Neler yaşandığını. Cem Onuk şu anda aslında bu kulüp açısından ne kadar önemli bir insan olduğunu tekrar gösterdi. Ben onun için Cem Hoca'yı bağlarken apayrı mutlu oluyorum. Kendi abimle konuşuyormuş gibi de rahat konuşuyorum. O zaman devam edelim. Devam edelim. Tekrar merhaba. Hocam merhaba. Bağlantı koptu be. Yani evet. Söylediğim de doğruydu. Yanlış değilim değil mi hocam? Yıllarca sizin isminiz üzerinden yürütülen bir dezenformasyon vardı. Bu 15 yıldır süren bir dezenformasyondu aslında. Anlatmaya çalışsak da anlatamıyorduk. Anlamak istemeyenler de anlamıyordu. Valla bu kadar yıl çalışmışım. Bu kadar transfer yapmışım. Bu kadar oyuncu yetiştirmişim. Bir tane oyuncu çıksın desin ki bir tane Allah rızası için desin ki Cem Hoca benden şöyle bir menfaat sağlamak istedi. Gelen giden bir tane Allah'ın kulu çıksın bu sektörün içerisinde bir daha yerimi hemen bırakacağım. Bir futbolcu desin bana. Düşünün ki kaç tane oyuncu sattım ben büyük takımlara. Kaç tane oyuncu yetişti. Menajerliğini şuna ver git desem kim ne diyecek? Aklıma bile gelmez ki. Bir takımı sattık hocam neredeyse ya. O 90'ların sonunda biz bu komple takımı İstanbul'a gönderdik. Kimler kimler gitti? Rahimler, evet. Tarık ya öncesinde gitmiş. Hasan Gültan, Tarık, Rahim, Kemalettin, Osman, Ergün, Engin. Yani ben unuttum sayıda. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Namuslu adamın aklına namussuz fikir gelmez. Kim kimin için hırsız, arsız diyorsa bilin ki o hırsız arsızdır. Benim aklıma öyle şeyler gelmez. Hocam Tandemi'de bir şey söylemiştim. Mustafa Kaplan'la ben bir arada çalışmam bu saatten sonra diye. Gençlerimde görevi kabul ettiğinde teknik direktör Mustafa Kaplan'dı. Nasıl olacağına evet. Dair bir şeyin var mıydı? Yani devam etmeyeceğini ben açıkçası kazansa da o maçtan sonra gideceğini tahmin ediyordum. Hayır öyle bir şey. Gerçekten bakın Gençler Birliği benim her taşında alın terim olan bir şey. Kim dese ki bilmem ne yaptık hikaye hepsi. Yani İrfan Can'ın şunu bunu bunların hepsi oradaki arkadaşlarım bilir. Ben Ahmet Çalı, İrfan Can'ı, Atabey'i 2012 yılında oynattım ya ligde. O Bahar Kupası hani ligler playoff bilmem ne oldu. Yani burada Gençler Birliği çalışanların oradaki emekçi arkadaşlarımın hakkını kimseye yedirtme. Gerçekten çok özveriyle çalışıyor arkadaşlar. Kimse ben yaptım ben ettim demesin yani. Şimdi hocam kafayı kaldırıp maç trafiğinden gelecek sezona bakamıyorsundur mutlaka ama bir taraftan da şöyle bir manzara var. Neredeyse çoğu futbolcusuyla sözleşmesi sona eren bir Gençler Birliği var. Ama bir taraftan da kıymetli futbolcularımız var. Mesela Nordfeld çok kıymetli bir futbolcu. Motta çok kıymetli bir futbolcu ama Motta ülkesine açıklama yapmış. Ben Gençler Birliği'nde durmak istemiyorum. Türkiye'de dururum ama paramı alacağım bir kulüpte falan demiş. Bu durmasını istediğimiz futbolcular ve şeyler... Nasıl olacak? İnşallah o zaman gelsin. O zaman gelsin. Yani merak etmeyin. Ben çalışıyorum. Ben sabah 7 çeyrekte falan kulüpteyim. Saat 10'a kadar ben oyuncu, gelen oyuncular, bildiğim oyuncular bunların hepsini 10'a kadar benim 2-2,5 saatim bununla geçer. Her gün. Ve tanıdığım menajerler onlarla konuşuyorum mukavelesi. Biten oyuncuları mesela bugün bir tane bir mukavelesi biten bir oyuncu var. Rakamı da 250 bin euro. Yani yarın bitiririm işini. Bilemem.
Yani önümü gördüğüm an onun işini hallederim. Bir kere 25 yaşın üzerinde oyuncu almamayı kendime ilke edinmiş bir adamım. Ha, olur, alırız. Birkaç tane olur ama satacak oyuncu alacağım. Yetenekli oyuncu alacağım. Menajerlerin önerdiklerine mi bakacaksınız hocam? Yoksa artık yine eskisi gibi kendiniz gidip kendiniz futbolcu izleyip alma dönemi başlıyor mu gençlerle? Başlayacak mı ya da siz devam edersiniz? Mutlaka. Şimdi şu aşamada şu anda maçlar seyredilmiyor biliyorsunuz. Evet. İnşallah bu dünyada da aşılamalar falan bittiği zaman herhalde aşısı olanlar, ben de onlardan bir tanesiyim, aşı takvimimi bitirdim. Tabii ki seyredeceğiz. Ama takdir edersiniz ki kaç tane maç seyredebilirsiniz? Şu aşamada kulübünüzü bırakıp bir yere gidebilir misiniz? Gidemezsiniz. Evet. Ama bunun için de çaba sarf ediyoruz yani. En azından ön hazırlığım var. O ön hazırlığımı yaptığım zaman gidip nokta atışları yapacağım. Mesela Antalya'da ben 15 tane maç seyrettim. Hem de birincilik takımları. Ve orada sapladığım 2-3 tane oyuncu var. 3'er 4'er maçını seyrettim. Önümü görmek istiyorum. Biraz ışık göreyim. Hepsini hemen hallederiz. Bizim kendi değerli oyuncularımız var tabii. Onların içinden de tabii tutacaklarımız var. Gönlümüz ister ki devam edelim. Ama bizim şartlarımızla. Hocam ya, konuşsak çok konuşulacak konu var. Sussak gönül razı değil. Ama yani Hacettepe susalım. Konumuz vardı. Bakın, sen. Susalım. Şu anda birlik zamanı. Şu anda Gençler Birliği'nin dayanışma zamanı. Yani geçmişi bir tarafa bırakalım Bülent. Sizden de rica ediyorum. Şu an bir toplu olarak bir sinerji oluşturma zamanı. Hepimiz istersek bu kulübü, çünkü bu kulüp gerçekten alın teri ve emekle kuruldu. Başarır mıyız bilemiyorum ama inancım çok yüksek. Çünkü Gençler Birliği'nin o emeğine Allah yardım edecek ya. Onun için Hacettepe. Yani bir şey diyemiyorum. Ne söyleseniz haklısınız. Ya söyleyeceklerimizde haklıyız ama şöyle de bir durum vardı Hacettepe'de. Hacettepe bir yanlış yola girmişti. İkinci ligde sürekli transfer yapan bir Hacettepe kıvamına gelmişti. O yoldan çıktı, kendi altyapısından oyuncularla kurulan bir takım haline geldi. Biz bu badireleri ligden düşer çıkar, bunları aslında çok dert edeceğimiz bir takım değil Hacettepe. Ama oradan verimli futbolcuyu yetiştirip yukarıya çıkması bekleniyordu. Evet, Arda çıktı. Evet, birçok oyuncuyu yetiştirdi Hacettepe yakın zamanda dahi ama yokluktan oldu bir manada. Mecburiyetten oldu. Yani şimdi Arda'nın yerine daha iyi bir stoper oynasaydı büyük ihtimalle o tercih edilip Arda'yı yine Hacettepe'de devam ettirecektik. Hacettepe ile ilgili kafanızdaki vizyon nasıl hocam? Ben onu almak isterim açıkçası. Valla benim Hacettepe ile ilgili vizyonumu biliyorsunuz. Ben o kulübe 3 yıl 4 yıl kimse karışmadı. Birinci lige çıkarttık takımı. Yani evet. Süper lige çıktı. Ondan sonra insanlar karıştı. Ben elim ayağımı çekmek zorunda kaldım. Ben orayı Hacettepe, o zaman da şu andaki Hacettepe'yi gibi kullanacaktım ben. Genç oyuncuları oraya alacağım. Orada yetişmiş oyuncuları, mesela Giray'dı, İlhan'dı, Gökhan Gönül'dü. Yani orada pişmiş oyuncuları buraya alacağım. Oraya yeni oyuncular alacaktım. Mesela ben Mustafa Pekdemir'i transfer ederken Hacettepe'ye transfer edecektim. Ama öyle bir şey oldu ki orası ayrı bir takım oldu, burası ayrı bir takım oldu. Ya arkadaş diyorum, iki takıma bir menajer ya da bir kulüp nasıl geçsin? Millet bir tanesiyle uğraşamıyor. Gelin biz bir tanesiyle uğraşalım. Gençler Birliği'nin transfer şeyi Hacettepe olsun. Biz Hacettepe'ye oyuncu alalım. Ama kabul ettiremedim. Maalesef ikisini de küme düşürürsünüz dedim. Ama Gençler Birliği kurtardı, Hacettepe küme düştü. Onun için Hacettepe'nin birincilikte olması bile
İstemedim ben yani. Yine birincilikten Süper Lig'e çıkmasını hiç istemediğinize şahidim ama evet. Şimdi benim anladığım Hacettepe'de artık evet Hacettepe'ye tekrar yine transfer yapılabilir ama genç gelecek vadeden oyuncular transfer edilecek. Oradan da A takıma yolu sağlanacak. Şu anda Hacettepe'ye transfer yapılmayacak. U19 takımına transfer yaparsınız. U16'ya, U15'e bir sene yetiştirirsiniz. U17'de, U18'de oradan Hacettepe'ye getirirsiniz. Hacettepe'den buraya gelir. Yani Hacettepe'ye ben 20 yaşında oyuncu transfer etmem. 20 yaşında Gençler Birliği'nde oynaması lazım oyuncunun. Evet. Oynamıyorsa orada iş yok. Hocam anladığım kadarıyla bypass kapanıyor artık. 19'dan Gençler Birliği'ne direkt geçiş yok. 19'a yok. 18-19 yaşındaki futbolcu Hacettepe'ye gider. Lig görür. Hala başarılıysa Gençler Birliği'ne gelir. Aynen, aynen öyle. Çünkü sistem yoktu. 19-20 yaşında eğer yukarıyı yakalamıyorsa o oyuncudan ümidini keser. Yani 20 yaşında diyorsunuz ya. Çok genç bir oyuncu değil ki o. Evet. Genç dediğimiz zaman 17-18, 16-17-18 olur. Valla satılmasını dahi konuşulan bir Hacettepe'den çok üzüntüsünü yaşadık hocam. Bir konuyu daha ben size açıkçası açıklamanızı, sizin ağzınızdan açıklamanızı bekliyorum. Bir oğlunuz var. Anıl. Çok da severim. Tanıştık Ankara'da. Siz talihsiz bir trafik kazası geçirmiştiniz. O gün tanıştık. Sanki şöyle bir imaj çizilmeye çalışıldı ki Cem onun oğlu menajerlik yapıyor. Oğlu üzerinden transfer yapıyor. Hatta son transferi de onun üzerinden yapıldı. Oğlunuz ilişkisi ve o olayı bir anlatır mısınız hocam? Ya bunu söylemek gerçekten ahlaksızlık, terbiyesizlik, namussuzluk ya. Bakın size o olayı anlatayım. Biz Sandro Lima, Murat Bey bana önerdi. Yani Murat Bey dedi ki böyle bir oyuncu var. Ben de bir Obi Ulare diye standart Liege'de bir oyuncu var. Bir de Damien diye Japonya'da bir santrofor var, Brezilyalı. Üçünden birini inceliyorum hangisini alayım diye. Japonya'daki oyuncunun fiyatı çok fazla. Çok iyi oyuncu, çok fazla. Obi Ulare kiralık alıyorum. Fakat çok ağır sakatlıklar yaşamış. İyi ki almamışım. Şu anda bak kadroya bile girmiyor. Çok iyi bir oyuncu. Ama sakatlığını arkadaşlarımı aradım falan. Onunla ilgili de bir şey yok. Sonra Sandro Lima'yı inanın sabahlara kadar en az 10 tane maçını seyredim. Ondan sonra bir transfer artık biliyorsunuz son günü Cuma günü fakat çocuk Gaziantep takımı teklif yapmış. Biz bilet gönderdik. Pazar günü sabah gelecek. Pazar günü sabah binecek. Pazartesi transferin son günü 11'de Ankara'da olacak. Biz 11'den sonra sağlık raporu falan onun işlemini bitireceğiz. Akşam beni Anıl aradı. Yani cumartesi akşamı. Pazar sabahı onlar Brezilya'dan gelecek. Baba dedi siz dedi Sandro Lima diye bir oyuncu mu alıyorsunuz? Evet dedim. Dedi oyuncu gelmiş Doha'da. Bana menajeri çok iyi arkadaşı çıktı. Bak. O Brezilya'da çünkü Anıl her sene 3-5 ay kalır. Ondan sonra oyuncuyu tanımıyor. Menajerini tanıyor. Dedi ki bana soruyor. Anıl Gençler Birliği'ne mi gidelim? Antep'e mi gidelim? Antep daha fazla para veriyor. Oğlum dedim bu oyuncu yarın sabah çıkacak Brezilya'dan. Şimdi Doha'ya gelmiş. Baba vallahi Doha'da beni arıyorlar dedi. O da demiş ki benim babamın takımına gönder. Gençler Birliği'nde benim babam çalışıyor. Dolayısıyla Anıl'ın transfere katkısı bu. Ya ne kadar terbiyesizlik ya, ne kadar ahlaksızlık. Yazık, bir tane menajerlik de yapmıyor çocuk. Alanya Spor'un şef scout'u.
yani menajerlik yapması, onu söyleyen adam ahlaksız, namussuz, şerefsiz. Artık bu kadar söyleyeyim yani. Yeter artık ya. Hocam bunu en azından sizin ağzınızdan duymayı ben özellikle istiyordum. Çok da iyi açıklama yazınız oldu. Ben ama şeyi biliyorum işte, bir Hasan Çetinkaya'mız var. Göz bebeğimiz. Ben Hasan'ı da çok severim. Şimdi Belçika'da. Ama yetiştiren Cem Onuk'tu onu. Sonra Emrah'da, Ferda Aramanlı'ya da hepsine bir dokunuşlar olan bir Cem Onuk vardı. İki gün sonra mesela oğlunuzu Gençler Birliği'nde değerlendirmek istiyor musunuz? Öyle bir düşünceniz veya öyle bir planınız var mı? Vallahi keşke olsa. Keşke. Yani ama şimdi o dünya vatan, 3 tane yabancı dili olan, dünyada bütün scoutları tanıyan, büyük menajerleri tanıyan bir insan, keşke olsa. Ama bu ülke öyle ahlaksız bir ülke ki, getirsen bu sefer dedikodu çıkartacaklar yani. Ya ay, ben artık bu işlerden nefret ediyorum yani. Ha, bunu yapan bir iki kişi. Bir iki kişi. Ama yani bula bula Cem Onuk'un bunca senelik hayatında bir Lekiç transferini bulmuş ha. Eğer şu kadarcık dahlim varsa dünyanın en şerefsiz insanıyım ya. Hiç dahli olmayan bir insanım Lekiç transferinde. Ne görüşmede oldum, ne transferinde oldum, hiçbir yerinde olmadım. Ahlaksız herifler. Hocam bir de Polamat krizi mi oldu maçta? Halil İbo'yu ilk 11'de görünce Polamat trip attı falan diye bir haberler geldi, dedikodular geldi. Hayır. Polamat şöyle oldu. Perşembe akşamı doktoru arıyor. Diyor ki midem ağrıyor. O da diyor ki hastaneye götürelim seni. Sabah olsun diyor. İshali var. Sabahleyin hastaneye gidiyorlar. Serum bağlanıyor. İlaçları veriliyor. Bir sıkıntı. Ondan sonra Polamat'la irtibat kuramadık. Çünkü götürmek istiyorduk yani. İshal ne olacak? Bir gün sonra geçer ama ulaşamadık kendisine. Bugün antrenmandaydı. Başka öyle ciddi bir sakatlık falan da yok herhalde hocam. Yani şimdi CEO ve Stanku'nun dönüşü en önemli noktalardan bir tanesiydi. Polamat bir kriz yaratır gibi oluyordu. Matias Zargo'nun işte bir sakatlığı var. Onu da çok fazla önemsemediğimiz. Şu anda Bizargo'nun sakatlığı var. Bir de Halil İbrahim'in ufak bir arka delesinde daha önceki rahatsızlıklarından oluşan bir çekmesi var. Ama o da maç günü hazır olacak. Hocam peki genel olarak gençlere sormak istiyorum. Biz genel olarak sizlerin maçlarını anlattığımızda da İlker olsun, Gökhan olsun, genel olarak bir Rahmetullah da dahil eleştiriler söz konusu oluyor. Biz ne zaman kendilerini izleyeceğiz diyerek ben de sizlere sormak istiyorum izleyicilerin sorularını. Vallahi hiç konuşmadıysam 5'er kere konuştum hepsiyle. Hepsi de çok yetenekli çocuklar. Biraz daha çaba göstermeleri lazım. Yani daha çok istemeleri lazım. Benim hep bir lafım vardı. Forma orada asılı. Hoca kimseye vermiyor ki. Çalışan gidip alıyor o formayı. Adaletli bir hoca var çünkü. Onun için onlar da bunun bilincinde olacaklar. Gidecekler. O forma, asıl olan formayı kapmaya çalışacaklar. Hocam şimdi taraftara sorsak, Gençler Birliği'nde en güvendiğiniz kim diye, bir Cem Onuk, iki Özcan Bizati der. Anket yapsak bu sonuç böyle çıkar. Şimdi ben aslında aradan çıkalayım. Taraftara, Özcan Hoca ile beraber benzerdir zaten fikirleriniz. Ne mesaj vermek istersiniz şu önemli Erzurum maçı öncesi? Vallahi ben öyle bulutların üzerine çıkmam. 3 tane maç kazandık. Ondan önce de bir dolu maç kaybettik. Demek ki kazanabiliyoruz da kaybedebiliyoruz da. Dolayısıyla kazanan tarafta olmak istiyoruz. Bu 3 maç oynayacağımız Erzurum, Ankara Gücü ve Sivas maçı. Belki bu 3 maçta düze çıkacağız. Ve gelecek planlaması yapacağız. Gönlüm bunu arzu ediyor. Yani ben de oturayım. Ondan sonra 40 puan yaptıktan sonra ben de nasıl olsa 6 maç 7 maç kalacak. Ondan sonra ben de
gelecek planlaması yapayım. Önümde bir ay olsun. Arzu mu? İnşallah da o böyle olur. Çünkü biz iyi niyetle çalışan insanlarız. Bu Gençler Birliği'nin enerjisini de biliyorum. Çokça yaşadım. Allah'ın sevgili kuludur Gençler Birliği'nde çalışanlar. Allah onlara her zaman yardımcı olur. Biz de gerçekten çok çalışıyoruz. Yani buna inanın, herkes inansın. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Maksimum verim almaya çalışıyoruz. Tabiri caizse sineğin yağını çıkarmaya çalışıyoruz. Hocam sizin ligde kalma puan hedefi kaç sizce? Kaç barajı kurtaracak bu sene? Valla tahmin edemem. 45 de olabilir, 42 de olabilir, 46 olabilir dördüncü takım için. Evet. Çünkü bakın herkes puan alıyor. Ya çok çekişmeli, çok çetin bir lig geçiyor. Hem yukarısı için hem aşağısı için. Evet. Biz kazanalım. Herkes kazansın. Birileri kaybediyor nasıl olsa. İnşallah Nisan'ın sonunda mutlu günleri yaşarız hocam. Gelecek sene için de umutlu düşünürüz. Çünkü gerçekten ciddi badireler yaşadı Gençler Birliği camiası son 3-4 yıldır. Tek mutlu olduğu dönem birincilikten çıktığı dönemde, onun haricinde hep bir hüsran, hep bir karamsarlık yaşadı. Şu anda Cem Onuk ve Özcan Bizat ikilisinin yaptığı performans taraftarı, camiayı çok mutlu ediyor. İnşallah kalıcı olur. İnşallah gelecek sene için bu programda çok daha umutlu şeylerden bahsederiz hocam. İnşallah. İnşallah. Senin söyleyeceğin şey var mı Gökhan? Valla şöyle söyleyeyim. Telefon koptuğunda, bağlantı koptuğunda ben arkadaşlarıma şunu söyledim. Gençler Birliği taraftarı, en azından benim iletişim içinde olduğum taraftarlar ve taraftar grupları bir şeyden çok emin. Diyorlar ki Cem Hoca, Cem Onuk Gençler Birliği kurda kuşa yedirmez. Şimdi biliyorum ki evet, gerçekten de Cem Hoca Gençler Birliği'ni, bu camiayı, bu camianın değerlerini de kurda kuşa yedirmez. Kurt kuş yemeyince de bu nimetler Gençler Birliği kulübünün nimetleri olarak kalır. Bu da Gençler Birliği kulübüne level atlatır. Bir seviye daha atlatır. Özcan Hoca'yı da takdir ediyorum. Ümit Bozkurt Hoca'yı da takdir ediyorum. Antrenmanı seyrettim. Recep Hoca'yı takdir ediyorum. Gerçekten olağanüstü işler yapılıyor orada. Ve Alanya maçındaki muhteşem mücadeleyi çok takdir ediyorum. Gerçekten çok içten söylüyorum bunu. Bütün bunların tesadüf olması imkansız. Bu bir sinerji, bir birliktelik. Ve bu sizde başladı hocam. Dolayısıyla Gençler Birliği taraftarının önce size bir teşekkür borcu var. Sonra da inşallah önümüzdeki sezon Süper Lig için iyi bir kadro kurulması ile ilgili beklentileri var. Önce bu seneyi bir halledelim hayırlısıyla. Önümüzdeki sene sizden çok şey bekliyoruz. Vallahi hiçbir şey daha bitmedi. Biz ilk günkü gibi çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü 19. sırada, bir gerçek bu. Evet hocam. Bu gerçeği bir kabul edelim. Ondan sonra da işimize sıkı sarılalım. Kazanacağımız maksimum maçları kazanalım. Sonunda inşallah gülen taraf biz oluruz. İnşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.